Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın hayat hikayesini anlatacağız. (Gülüyor) 22 Ocak 1992'de Kamerun'un Garoua bölgesinde dünyaya geliyor Aboubakar. 7 kardeşin 6.'sı olarak. Afrika'da yaşam çok kolay değil. 90'lı yıllardaysa hiç değil. Eğer bir çocuksanız zorluklarla baş etmeyi daha çocuk yaşlarda öğreniyorsunuz. Tıpkı Aboubakar gibi. Aboubakar'ın annesi bir tüccardı, balık satıyordu. Baba ise türlü türlü işler yaparak ailesine bakmak durumundaydı. Dar gelirli bir aileden bahsediyoruz. Aboubakar'ın en büyük zenginliği ailesiydi. Ailesinde çok fazla dayanışma ve saygı vardı. En büyük zenginlik ise bu olsa gerek. Aboubakar küçük yaşlarda futbol topuyla tanıştı. Mahallede akranlarıyla ve kardeşleriyle beraber futbol oynamaya başlamıştı. En büyük hobisi buydu. İlk başta mahallede arkadaşlarıyla oynadı. 12 yaşındayken 2001'in kurak bir gününde bir ilan gördü. O ilanda Kamerun'un her yerinden gençleri bir araya getirmeyi vaat eden Top Cup adlı bir futbol yarışmasının ilanıydı bu. Aboubakar bu ilanı görünce bir şansını denemek istedi ama öylesine. Kafasında hiçbir zaman profesyonel futbolcu olmak yoktu. Gitti o yarışmada birinci oldu. Birinciye ve ikinciye yarışmanın sonunda bir futbol akademisinde ödül verilecekti. Futbolun temellerini alacağı bir altyapı ödülüydü bu. Brasile do Cameroon adlı futbol akademisine Aboubakar kaydını yaptırmıştı. Ödül buydu. Aboubakar için futbol sadece bir eğlenceydi. Profesyonel olmayı o yaşlarda hiç düşünmedi. Hobi olarak görüyordu. Asıl amacı anne babasına ve kardeşlerine bakmaktı. Okumak istiyordu ve iyi bir meslek sahibi olup evine ekmek götürmeyi amaçlıyordu. 17 yaşına kadar futbolunu oynayıp okuluna da gitti ama 17 yaşında Koton Kulübü onu mahallede oynarken keşfetti. Birkaç ay öncesine kadar öylesine antrenmanlara gidip gelen, mahalle aralarında arkadaşlarıyla futbol oynayan Aboubakar, profesyonel futbolcu olmanın eşiğine kadar gelmişti. Ama hala futbolu önemsemiyordu. Futbol oynamaktan çok keyif alan ama bir an evvel meslek hayatına girmek için okulunu bitirmeye odaklanan bir gençti o. Ama Koton ondaki yeteneği keşfetti ve profesyonel sözleşme imzaladı. Aboubakar artık profesyonel bir futbolcuydu ve henüz 17 yaşındaydı. Bir sene sonra takımıyla Elite One Ligi'ne yükseldi. Aboubakar şaşkındı. O okumak istiyordu. Futbol onun için okul sonrası arkadaşlarıyla gün batmadan mahallede top oynamak kadar bir şeydi. Profesyonel olunca okulu da bırakmak durumunda kaldı. En büyük ukdesi de hayatı boyunca bu oldu. Okuyamamak ya da okumayı tercih etmemek. Aboubakar'ın önünde büyük bir şans vardı. Belki de tek şansı artık futbolcu olmaktı. Geriye dönüş yoktu. Ya futbolcu olacak ya da dar gelirli bir ailenin mensubu olarak küçük işlerde çalışmaya devam edecek. Eğer futbolcu olursa ailesine daha iyi bakabileceğinin farkına vardı. Sahada zaten yetenekliydi. Buna zihinsel güç de eklendi ve Koton'da takımın yıldızı oldu. İlk sezonda takımı şampiyon yaparken 7 gol attı. 2010 yılının Mart ayındaysa çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamerun milli takımı o yaz Dünya Kupası'nda mücadele edecekti ve Kamerun milli takımının başında Paul Logan vardı. Logan Mart ayında henüz 18 yaşını doldurmamış olan Aboubakar'ı aday kadroya çağırdı ve Slovakya karşısında ilk 11 oynattı genç Aboubakar'ı. Aboubakar şaşkındı. 2 sene önce mahallede top oynarken birdenbire kendini Dünya Kupası'nın arifesinde bir hazırlık maçında ilk 11'de buluyordu. Logan onu Dünya Kupası'na da götürdü ve Vincent Aboubakar Dünya Kupası'nda 48 dakika süre alarak Dünya Kupası tarihinin en genç 3. oyuncusu unvanına layık görüldü. Aynı turnuvada Danimarka adına mücadele eden Christian Eriksen ise o turnuvanın en genç oyuncusu olarak boy göstermişti. Paul Logan Aboubakar'a çok şans vermiş ve Aboubakar'ı kariyeri boyunca desteklemiş ve sevmiş bir teknik direktör. Aboubakar'ın yeteneğinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Futbolu çok seviyor ve bu nedenle çok sıkı çalışıyor. Oynarken onu izlediğinizde ne kadar zeki birisi olduğunu görebiliyorsunuz. Tek bir pişmanlığı var, o da okulunu çok erken bırakması. Diploma sahibi olmak en büyük hayaliydi. Futboldan onun için daha önemliydi bu.
Ancak Tanrı size özel bir yetenek sunduysa bundan da vazgeçemezsiniz. Onu keşfedip Avrupa'ya götürense bir menajer var. Bu menajerin adı Maxim Nana. Oğlu gibi gördüğü Abubakar'ı her fırsatta öven birisi. Abubakar'ın çalışkanlığını ve sadece işini yapan bir adam olduğunu vurgulamak için şöyle diyor Maxim Nana. O bir stahanovist ve mükemmelliyetçi. Her zaman kendini eleştirir ve sorgular. 2010 Dünya Kupası bitince Maxim Nana'nın tavsiyeleri ve temasları doğrultusunda bazı Fransız takımlarından teklif almaya başlıyor Abubakar. En büyük teklif ise Valenciennes'den geliyor. Valenciennes 18 yaşındaki bu genç yeteneği transfer ediyor. Ve Abubakar aile ocağından ilk defa ayrılıp Fransa'nın yolunu tutuyor. Abubakar ilk sezonunda adaptasyon sorunları yaşıyor. İkinci sezonundaysa 27 maçta 6 gol atıyor. Ama tartışılır bir hale geliyor Abubakar. Çünkü son vuruş ve bitirici özelliği henüz gelişmiş düzeyde olmadığı için eleştirilen isimlerden biri oluyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ise Abubakar'ın halen adaptasyon sürecinin içinde olması ve o yıl babasını kaybetmesi. Birçok maçta birçok kez gol kaçırdım. Bir oyuncunun kariyerinde bazen böyle oluyor. Valenciennes'de bana da bu oldu. Çok fazla şans yarattım ama kale önünde iyi değildim. Hastalandım. Vücudumda çok sayıda stres kaynaklı küçük sivilceler oluştu. Sonrasında babamı kaybettim. Tüm zorluklardan ve yaşadıklarımdan pozitif şeyler çıkarmaya yine de çalıştım. Valenciennes'de sezon formsuz geçince Valenciennes yönetimi Abubakar'ın sözleşmesini yenilemiyor. Buna rağmen Marsilya yönetimi oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunuyor ama Lorient daha akılcı, daha kapsayıcı bir teklifle genç oyuncunun kapısını çalıyor ve Lorient'e transfer oluyor Abubakar. Abubakar ilk sezonunda Lig 1'de 16 kez fileleri havalandırıyor. Eşi Line de artık yanında ve futbola daha çok sarılıyor Line'nin desteğiyle beraber ve Lorient de önemli işlere imza atıyor çünkü iyi anlaştığı bir hocası var ve takım arkadaşlarını da çok seviyor. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra golleri yavaş yavaş sıralamaya başlıyor Abubakar. Lorient'e imza atmadan bir benzin istasyonunda tanıştığı ve birkaç ay sonra hocası olarak göreceği Christian Gourcuff'tan futbol adına çok şey öğreniyor. Porto'dan gelen teklif sonrası Abubakar ilk önce babası gibi gördüğü Gourcuff'un yanına gidiyor, tavsiye alıyor gideyim mi, gitmeyeyim mi diye. Yaklaşık 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Abubakar Lorient'ten Porto'ya transfer oluyor. Büyük bir transfer onun için ve Kamerun'da da çok büyük ses getiriyor bu durum. Özellikle de ailesi tarafından. Abubakar'ın 16 yaşında da bir kardeşi var ve merkez orta sahada altyapı takımlarında görev alıyor. Abubakar onun futbolcu olmasını hiç istemiyor çünkü onun geçtiği yollardan kardeşinin geçmesini hiç tasvip etmiyor ve bu konuya da şu şekilde açıklık getiriyor. Profesyonel düzeyde top oynamak istiyor ama ben istemiyorum. Futbolda çok şey yaşadım. Küçük kardeşim de aynı yolu kullanmak isterse mutlaka bu sorunları yaşayacaktır ve iyi bir işe sahip olması için çalışmasını tercih ederim. Futbol televizyondayken harikadır ancak karmaşık bir iştir. Bir meslek sahibi olmak futboldan daha güven verici. Sigortanız yok. Bir gecede her şey durabilir. Bir sakatlık, beyninizi zehirleyen kötü niyetli biri her şeyi bitirebilir. Biz onun Porto yıllarına devam edelim. Porto'da ilk sezonunda beklenen çıkışı yapamayan Abubakar, Jackson Martinez'in yedeği olarak geçirdiği ilk yılında toplamda tüm kulvarlarda 8 gol atabildi. İkinci yılında iyi bir sezon geçirmesine rağmen Porto teknik heyeti oyuncuyu kiralık gönderelim raporunu verdi ve Abubakar Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Fakat Abubakar oldukça küskündü. Beşiktaş'taki ilk sezonun ilk devresinde tutuk bir performansı vardı ama ikinci yarıda gollerini hem Avrupa'da hem de ligde sıraladı ve Beşiktaş'ın lig şampiyonluğunda önemli gollerin altında imzası olan isimlerden biri de Vincent Abubakar'dı. Sezon sonundaysa Beşiktaşlı taraftarlar Abubakar'ın bonservisi alınacak mı alınmayacak mı diye konuşmaya başlarken Fikret Orman bir açıklamasında Abubakar 4 yıl daha bizimle devam edecek açıklaması yapmıştı. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Abubakar Beşiktaş'tan ayrıldı. Ayrılmadan önce şu ifadeler oldukça dikkat çekiciydi. Koşullar ne olursa olsun Porto'ya geri dönmeyeceğim. Kişisel bir karar.
para olsa bile benim için önemli olan gitmek. Bana saygı gösteren, değer veren bir kulübe gideceğim. Fransa olur mu bilmem. Şu an gelecekte ne olacağını bilemem. İşlerin nasıl gelişeceğini görmek için doğru anı bekleyeceğim. Aboubakar böyle diyordu ama 2017'de Porto'ya geri döndü ve hatta Porto'daki en verimli sezonunu geçirdi. 2018'in Eylül ayındaysa çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve çapraz bağlarını koparttı Aboubakar. Yaklaşık 8 ay boyunca sahalardan uzak kaldı. 2019'un Nisan ayının ortalarında kendine gelebildi, artık forma giyecek noktaya geldi. Ama bu sefer Porto teknik heyeti kendisine forma vermedi ve Porto ile olan bağları kopma noktasına kadar geldi Aboubakar'ın. Artık tek bir isteği vardı, Porto'dan ayrılmak. Porto'dan Beşiktaş'a transfer olurken tüm futbol severlerin ortak bir görüşü vardı. Beşiktaş Aboubakar'ı sakat sakat transfer etti. Ama bu yorum çok yanlıştı çünkü Aboubakar sakatlığını atlattıktan sonra hiçbir forma şansı hemen hemen bulamamıştı. Aboubakar Beşiktaş'a imza atmadan önce Porto yıllarındaki o son dönemde neden forma şansı bulamadığını şu sözlerle aktarmış. Porto'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. Nedense süre alamadım. Beşiktaş'ta iyi bir arkadaşlık ortamı var. %100 olduğumda çok daha değişik seviyeler ortaya koyacağım. Bu açıklamasında Aboubakar'ın ne kadar haklı çıktığını ortaya koyduğu performansla tüm futbol severler görmüş oldu. Aboubakar Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı haline geldi. İlk geldiği dönemden çok daha fazlasını veriyor takımına ve şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri konumunda Aboubakar. Metafizik okuyan ve yazan Aboubakar'ın en sevdiği sözle çalışmamızı noktalayalım. Sessizlik asla ihanet etmeyen gerçek dosttur. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.